7-13 Haziran haftası değerli aslan burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. @akkayofficial Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Umut her şey, güzellik her şey hepimizde olsun diyorum. Allah sağlığımızı eksik kılmasın. Finansal konularımıza dikkat etmemiz gereken bir hafta. Özellikle de borç, iş ve krediyle ilgili alanlarda risk alabilir. Bunlar size sık beklenmedik ödemeler çıkabilir, karşınıza çıkabilir ve siz gereksiz sıkıntıya düşebilirsiniz. Bu hafta bütün borç ödemelerinizi, evraklarınızı bir masaya yatırın. Unuttuğunuz fatura, verginiz, ıvırınız, zıvırınız ne varsa hepsini bir gözden. Araba krediniz, ev verginiz ne varsa bunlarla alakalı bir an önce bu konuyu çözerseniz ileride başınız yanmasını istemiyorum. Özellikle iş hayatınızla alakalı noktada yeni bir işe atılım atmak, yeni başlangıçlar yapmak ve bulunduğunuz noktayı terk etmek istiyorsunuz ve kendi alanınızın enerjisini daha yükselteceğiniz ve kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir noktaya gitmek istiyorsunuz. Ama oturduğun yerde nereye gideceksin? Yerin güzel, sadece konum değişikliği bekliyorsun. Şu an burayı kaybetmeni uygun görmüyor. Kaybedersen inanılmaz gergin ve huzursuz bir tip olacaksınız. O yüzden yerinize uyumluluk, enerjinizi yüksek tutup umutsuz ve korku duyduğunuz her şeyi gerip de bırakmanız lazım diyorum. Evet, kendi işini yapanlarda güzel paralar, güzel oluşumlar, yeni anlaşmalar, sponsorlu beklediğiniz olaylarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacak. Bu ara temkinli davranacaksınız ama aceleci davranmanız daha sağlıklı bu hafta. Yani para konusunda aceleci davranmayacaksınız, mantığınız. Ama iş konusunda beklenilen olaylar, sizin hani bekleyeyim sonra giderim diyorsunuz ya, başka insanlar kapmasın diye bu hafta işinizi daha sağlam, kendi enerjinizi sadece iş alanınıza verirseniz hak ettiğiniz başarıyı da en iyi şekilde olumluluk evresine, yani insanların konuşmasını susturacaksınız, yöneticilerinizle bağlardaki sorunları düzelteceksiniz. Patron sizseniz iş sistemine oturtacaksınız. Biraz da aceleci tavırları, evet acele edelim ama mantıklı acele edip büyük kayıpları örtmemiz lazım. Yani davrandığınız oluşum, acele edin ama büyük kayıplar için acele edin diyorum. Yani siz demek ki ani hata düşüne düşüne bunları, mesela ihaleniz varsa biraz düşüneyim derken kaybedeceksin. Aman yöneticimle konuşmayayım, ne olacak ki, ben yerimden memnunum, dışı çıkartılabilirsiniz. Tam bir yere başvurmak istiyorsunuz, acele etmeyeyim, nasıl olsa benden kimse bulamazlar deyip gidemezseniz bunlar riskli de gösteriyor yani. O yüzden ihmal etmeyin. Bu ara aile içerisindeki insanların gerginliği sizi yorabilir. Mesela eşinizin ailesi, kendi aileniz ya da çocuklarınızın umutsuz, yani aynı evin içerisinde yaşamak, aynı şeyleri yapmak, aynı şeylere uyanmak, ev enerjisini sanki büyük bir bozuntuya uğramış. Hemen ailece şu Haziran ayını bitirelim. Ayrıca bir denize, bir kuma, bir enerjiye ihtiyacımız var. Birbirimizi gereksiz kırıp evliliğimizi ve çocuklarımızı da üzüyoruz. Ailemi de üzüyor, ailenizi de üzüyorsunuz. O yüzden bu dönem 20 gün boyunca ağzımızı kapatıp sadece işe ve parayla alakalı hataları önlemeye ihtiyacımız var. Evet, yurt dışı ile ilgili seyahat yapan ve uzun süredir işleriniz yurt dışı ile ilgili bağlantı içerisinde, bunlar çok hızlı harekete geçecek ve bu hareketler size kazançlı bir şekilde geçmiş hataları, geçmişte yaptığınız anlaşmalar daha verimli ve artık hata değil para olarak sizin hayatınıza oluşmaya çalışacak. Uzun süredir yurt dışından ev almak ya da yatırım yapmak isteyen ya da şehir dışından yatırım yapmak isteyen bazı aslan burçları, arayışlarınız doğru. Yapmak istediğiniz araziniz ya da ev planınız neyse yapın. Burası sizin gerçek kimliğiniz olacak ve hayat kurtaran bir nokta olacak. Hiç çekinmeden bu evreyi yapın diyorum. Bir de şöyle bir durum var. Geçmişi bu ilişki olarak değil, geçmiş çocukluğunuz, gençliğiniz ya da siz şu an gençseniz çocukluğunuzla ilgili kaygı ve korkularınız varsa geçmişi artık bırakın. Yani 40 yaşındaysanız, 20 yaşı düşünüyorsanız bırakın, siz bunu başardınız, 40 yaşınıza geldiniz. Hedeflediğiniz her şey, eğer ki çocukluğunuz 13 yaşındaysa, şu an 20 yaşındaysanız lütfen geçmişi yaşamayı bırak. Çok güzel aydınlanmalar, çok güzel başarılar elde edeceksin. Hayal ettiğinden daha büyük oluşumlar, seni tanıtacak, senin enerjini daha yükseltecek projelerde yer alacaksın. Umutsuz olduğun sürece hep kaygın var ve bu uykularına yansıyor. Bu uykuları derin bir şekilde uyuyalım. Büyük projeler söz konusu olacak. Özellikle de sanatsal yetenekleri, yeni projelerde büyük ihaleler almak isteyen değerli aslan burçlar için güzel fırsatlar var. Lütfen bu değerlendirmeyi doğru yaptığınızda kendinizi güçlendirmiş büyük başarılar elde edeceksiniz.
Evet, kendisini yalnız hisseden ve bana ilişki ne zaman gelir ki, ben uzun süredir aşksızım diyenlerde güzel heyecanlar, oluşumlar başlayacak ama deniz kenarında başlayacak, bulunduğunuz noktada değil. Uzun süredir de ayakta aksaklık, kemiklerle ilgili hassasiyetiniz olabilir, ihmal etmeyin diyorum. Bir kutlama var. Ya söz kutlaması, ya nişan ya da evlilik kutlaması yaşayacak bazı aslan burçları. Bunun heyecanı var. Şimdiden bu heyecanınız uğurlu ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun diyorum.